Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nihayet Binance bir ön satışa yani Launchpool ya da Launchpad üzerinden bir ön satışa yer veriyor. 5 ay geçti. Normalde biliyorsunuz ki Binance böyle 2-3 haftada bir işte stepını olsun, geçmiş dönemde işte Voxel'ı olsun, Mbox'ı olsun böyle türlü türlü ön satışlar yapardı ve piyasaya hareket getirdi. BNB'nin fiyatı buna çok güzel tepki verirdi. Elindeki dolarlarla bile sabit duran dolarlarla bile yani BUSD ile bile güzel kazanç elde ederdin. Herkesin elinde BNB'ler vardı. BNB'lerin isteği ederdi. İşte güzel BNB'si olan güzel paralar kazanırdı. Ama Binance ayı piyasasında bu kazanç kapısından uzak bırakmıştı. Ve nihayet Hashflow ile bir launch pool etkinliği yaptı. Peki bu launch pool etkinliğinde BNB kitlerseniz ne kadar kazanırsınız? BUSD yani Binance doları kitlerseniz ne kadar kazanırsınız? Kitlemeye değer mi? Kitlemenin riski var mı? Stake etmeye değer mi? Ee, onun dışında listelendikten sonra biz bunu alalım mı? Hashflow uzun vadeli düşünelim mi? gibi soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanala abone olmanızı da öneririm. Ve video hoşunuza giderse lütfen beğeniniz. Evet arkadaşlar, hashflow nedir? Hashflow merkeziyetsiz bir borsa aslında. Benzeri olan, muadilleri olan. Benim böyle gördüğümde wow demeyeceğim bir e, proje diyebilirim. Ancak işte kendi yapılarında iddialar ve burada aslında temel olarak çok bakmamak gerek. Arkasında Binance olan bir proje. Yani bu tamamen yeterli. Ama işte e, çapraz zincirler arası e, blockchain e, layer bir projeler arasında bir zincir oluşturduğunu söyleyen bir proje arkasında çok basit bir şekilde Binance var. YouTube kanalına girdiğimde işte 10 ay öncesinden 12 ay öncesinden böyle bir şeyler yapmışlar. Ekibine baktım fena değil. Türlü türlü yatırımlar almışlar tabii ki de ve en büyük yatırımcılar da Binance olacak gibi duruyor. Toplam arkadaşlar 1 milyar adet HFT, Hashflow olacak. Bunun ilk aşamada arkadaşlar %17'si %175 milyonu piyasada olacak. Bu %175 milyonun neredeyse onda biri de Binance'in launch Launchpool'unda dağıtılacak bir ön satış platformunda çıkmamış ama seed düzeyden ve private düzeyden, kök düzeyden çok fazla yatırım almış bir proje. Tokenomics'ine baktığımızda tabii ki de bizi diğer kripto projeleri gibi sözde enflasyona karşı koruyan kripto projelerinde muhteşem bir enflasyonist yapı görüyoruz. Yani al unut için birazcık işte fiyatın çok çok oturması gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle de Tokenomics'ine bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi geçelim nereye? Bu Binance Launchpool'da bu işlerin nasıl ilerleyeceğine. 30 gün boyunca dağıtım olacak ayın 7'sinde yani ayın 7'si ne zaman oluyor? Önümüzdeki pazartesi saat 4'te Türkiye saatine göre BUSD, UST'de ve Bitcoin paritesinde coinimiz al satı açılacak. Her gün 500 bin adet HFT dağıtılacak. Bunların bini BNB tutanlara 100 bini de bu BUSD tutanlara stake'deki BNB'ler de sayılıyor. Burada e, nasıl oluyor arkadaşlar? Cüzdanınızda BNB'ler var. Bunların çok rahat bir şekilde stake ediyorsunuz. Nasıl ediyorsunuz? Şöyle Binance zaten ana sayfasına girdiğinizde burada launch pool kısmı var ya da earn kısmına geleceksiniz. Şöyle birazcık kendine gelsin. Ya buradan tıklarsınız ya da şuraya örneğe gelirsiniz. Launchpad kısmına gelirsiniz ve cüzdanınızda olan stake'inizde olan yani BNB stake ediyorsunuz BUSD stake ediyorsunuz arkadaşlar buraya gelip stake yapabilirsiniz bunlar kitli değildir yani istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz yani elinizde zaten BUSD ya da BNB tutuyorsanız bunları gelip kullanmanız çok çok mantıklı ve risksiz herhangi bir vakitte harcamadan bunları stake edebilirsiniz şimdi ne kadar bize para gelecek? Bakın ben 3 BNB yaptım ve e, herhalde 2-3 saat oldu ben stake edeli ve 0.04 gelmiş. Gelin bunun hep beraber hesabını yapalım. Şimdi ne demiştik? BNB tutanlara günde 400.000 adet verilecekmiş. Şu an için 6 milyon stake edilmiş BNB. Ben size şunu söyleyebilirim. Bu rakamın 8 milyona çıkacağını açıkçası öngörüyorum. Yani bir BNB'ye günde... 0.05 BNB'yi hesaplayalım. Ben 8 milyon adet stake edileceğini düşünüyorum. Günde 400 bin adet dağıtılıyor. Yani bir BNB'ye günde arkadaşlar 0.05 HFT verir. Tamamdır. Bir de bunun BUSD için hesabını yapalım. BUSD'de şu an stake miktarı arkadaşlar 2 milyar doları geçti. Maşallah. Yani BNB'de ne kadar çok para var. 2 milyar adet var. Bizi günde ne kadar veriyordu? 100.000 adet. 1 dolara, 1 dolara diyelim arkadaşlar BUSD'ye günde 0 bir dakika 0.000 bilmem kaç tane HFT verecek. Şimdi site' e değer mi? Dediğim gibi eğer burada BUSD tutuyorsanız havadan gelen para ama burada bakarsak 1000 dolara verdiği ücret 1000 dolara 0.05 HFT veriyor. Şu an için BNB'nin fiyatı ne kadar? BNB'nin fiyatı 305 dolar. Şimdi siz burada şey diyebilirsiniz. Abi ben o zaman BNB alayım. Çünkü BNB 3 kat fazla veriyor diyebilirsiniz. Ama ya BNB'nin fiyatı düşerse ya işte burada FED faiz kararı var. FOMC toplantısı var. Burada absürt bir şey çıkarsa. Yani BUSD kitlemenin de risksiz olduğunu söylemem lazım. Ama burada şimdi HFT bir tane HFT kaç para olur tahminine gelelim. Asıl önemli olan kısım bu. Ne demiştik? Initial Sirkülasyon supply 175 milyon tane olacak. Ben bunun markette sonuçta bir Binance projesi olduğu için 300 milyon dolarlara kadar gelebileceğini düşünüyorum. Yani HFT'nin anlık mum olarak 5 dolarlara çıkabileceğini, stabil olarak da 2 dolarlara bulabileceğini düşünüyorum ben. 2 dolarları bulabileceğini düşünürsek de bir BNB'nin yani şu hesaba değer mi siz düşünün. Yani 2 dolar ile çarparsak bunu 0.1 dolar falan günde. Hadi çok iyi düşünelim 0.3 dolar gibi bir kar eder günde. Buna da bakarsak bu da keza aynı şekilde. Yani arkadaşlar özetle eğer burada bir paranız varsa elbette ki kitleyin. Ancak başka yerdeki paralarınızı sıf bu stake kullanmak için launch pool'u kullanmak için kitlemeniz e buraya rezerv etmeniz vakit kaybına bile değmez bence. Transfer fee ücretine değmez. Yani sıfır transfer yapıyorsanız, bomboşsanız eyvallah ama inanın bence değmez. Bununla hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi burada başka ne soruya geçebiliriz? Listeleme sonrası alalım mı? Listeleme sonrası hocam biz bunu ucuza yakalayalım mı? Çünkü sizin dediğinize göre burada muhteşem bir X fırsatı var. Evet, var. Ancak listeleme sonrası Burada büyük bir risk olduğunu söylemem lazım. En son APT'ye bakalım. APT ne oldu arkadaşlar? Çok güzel bir hype ile listelendi. Bakın Binance'te 50, 60, 70 dolarları çıktı. Sonrasında hop 9-10 dolara indi. Burada 40 dolardan, 50 dolardan, 60 dolardan alanlar patladı ki diğer borsalarda bu maksimum 10-12 dolara çıkmıştı. Burada mesela en son launchful olan Gal'a bakalım. Gal'da böyle 20-30 dolarlardan çok rahat bir alım fırsatı vermişti. 70-40 dolarlarda stabil olmuştu. Sonrasında 10-15 dolarlara gelmişti. Yani listeleme sonrası al sat yapmak gerçekten çok riskli. Özellikle Binance'in de bu konuda acımasız olduğunu kesinlikle söylemem lazım. O yüzden ben buna da çok katılmıyorum. Evet elimdeki BNB'leri öyle formaliteden tuttum. Ancak bu piyasa için çok önemlidir. Yani Binance'in buralara girmesi çok önemli. Ancak cash flow için çok bir kar olacağını düşünmüyorum ben. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğiniz sorular olursa videonun altına yazmaktansa videonun altına da yazabilirsiniz tabii ki de cevaplarım. Ancak videonun altında Telegram kanalım var. Telegram kanalıma gelirseniz daha net, daha hızlı cevaplar bulabilirsiniz orada diyeyim. Beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakınız.